Özel Eğitim Kurumları kurucusu Nesibe Aydın Başkan stüdyomuzda bizi bekliyor. Konuğumuz oluyor. Nesibe Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi temel liseler kapanacak, özel kurslar kapanacak. Öğrencilerde bir mağduriyet söz konusu olur mu? Ben olacağını zannetmiyorum. Bu uygulamayı da destekliyorum. Bundan 4 yıl önce dershanelerin kapatılma kararı alındığında geçiş süreci için temel liseler açılmıştı. Ve bu temel liselerin 4 yıllık süre içerisinde hazırlıklarını yaparak okul kriterlerine uygun okula dönüşebilirlerse 4 yılın sonunda okula dönüşebilecekleri kararı alınmıştı. Ve bu yılın sonunda da bu 4 yıl tamamlanıyor. Okula dönüşecek kriterleri sağlayan temel liseler okul olarak hizmetlerine devam edecekler. Ancak bu kriterleri sağlayamayanlar da tabii ki artık kapatılacaklar. Bunu destekliyorum. Çünkü bugün değil bir binada, normal binaların katlarında, bir katta hatta yarım katta, caddeye sıfır binalarda eğitim gören çocuklarımız için bu temel liseler uygun değildi tabii. Bir geçiş süreci için açılmıştı. Kapatılmasını da uygun buluyorum. Özel öğretim kurslarının da yine bu senenin sonunda kapatılacağı kararını da destekliyorum. Özel öğretim kursları eski adı dershaneler. Bundan 4 yıl önce kapatılmıştı. Ve az önce söylediğim üzere temel liseler geçiş olarak, bir geçiş süreci olarak uygulamaları devam ettirilmişti. Ve dershanelerin kapatılmasının ardından özel öğretim kursları, işte bir ders, iki ders, üç ders gibi izinler verilerek özel öğretim kursları devam ettirildi. Şu anda bu yılın sonunda onların da kapatılacağı kararı Milli Eğitim Bakanımız tarafından, bakanlığımız tarafından açıklandı. Ben bu özel öğretim kurslarının kapatılmasını da uygun buluyorum. Çünkü bizim devlet okullarımız, özel okullarımız, eğer öğrenci sabahtan akşama kadar tam gün eğitim veren bu okullarımızda hizmet alıyorsa, öğrencinin her türlü Milli Eğitim müfredatlarına uygun çalışmalarını sanat ve sporla birlikte destekleyerek bu eğitimi okullarda almaları uygundur. Özel okullarımızın da, devlet okullarımızın da bu konuda gereken çalışmaları yaparak çocuklarımızın mağdur olmayacağına inanıyorum. Peki, üniversite sınavlarına hazırlıkta bir sıkıntı yaşanır mı dersiniz? Üniversite hazırlıkta devlet okullarında biliyorsunuz her okulun kendi bünyesinde üniversite hazırlık için kurslar açıldı. Bu kurslar devam edecek. Devlet okullarındaki öğrencilerimiz bu kurslara devam ederek üniversite hazırlık çalışmalarını burada gerçekleştirecekler. Yani artık kursların boşlukları bu şekilde doldurulmuş olacak diyebilir miyiz? Evet, halk eğitimleri zaten onların çalışmaları da devam edecek. Onlarda da herhangi bir kapanma durumu söz konusu değil. Özel okullarımızda zaten kendi bünyeleri içerisinde kendi öğrencilerini aynı zamanda üniversite sınavlarına da hazırlayacaklardır. Çünkü bu bir yıllık bir süreç değil. Bu temelden verilmesi gereken bir eğitim. Sadece ben şunu açıklamak istiyorum. Öğrenciler gerek özel okullarda gerek devlet okullarında 12. sınıfa kadar gerekli altyapıyı almamışsa, gerekli çalışmaları yapmamışsa sadece son bir yılda kursa giderek, özel ders alarak bir yılda bütün bu müfredatı zaten öğrenmesi mümkün değil. O son bir yılda verilen paralar boşa gittiği gibi öğrencinin zamanı da boşa gitmiş oluyor. Yani burada söylemek istediğim gerek devlet okullarımızda gerek özel okullarımızda öğrencilerin sadece üniversite hazırlık yılında değil temelden itibaren her yılki milli eğitim müfredatlarını her yıl öğrencilere en iyi şekilde kavratarak sanat ve spor dersleriyle birlikte çocukları 12. sınıfa gelene kadar yeteri kadar altyapılarını vermiş olmalılar ki 12. sınıfta da yine aynı programa devam ederek öğrenciler üniversite sınavlarında başarılı olabilsinler. Yani son yıla kadar
gereken yapılmamış. Son yılda birdenbire hadi biz seni üniversiteye hazırlıyoruz. Yüksek meblağlar ödenerek, gerek özel derslerle, gerek kurslarla zaten bu iş biraz göstermelik gibi idi. Onun için bence kapatılmasını uygun görüyorum. Siz eğitime olumlu katkıları olacağını düşünüyorsunuz. Evet, ben olumlu katkıları olacağını düşünüyorum. Bugün Nesip Aydın eğitim kurumları olarak biz 20 yıldır öğrencilerimiz ne herhangi bir kursa gidiyor, ne herhangi bir özel ders alıyor. Ama bunun yanı sıra okullarımızda toplu ve yüksek başarıyı sadece okulumuzda verdiğimiz eğitimle gerçekleştiriyoruz. Bunu hem devlet okullarımız hem özel okullarımızın hepsi bunu gerçekleştirebilirler. Gerek kaliteli öğretmen yetiştirerek, gerek kaliteli öğrenci yetiştirerek bunu bütün okullarımız gerçekleştirebilirler. Çünkü çocuklar özel eğitim kursu adı altında, yani eski adı dershane adı altında. Çocuk sabahtan 4'e kadar, 3.30-4'e kadar okulunda eğitim alıyor. O zaman okulunda, gerek özel okulda, gerek dershanede, gerek özel okulda, gerek devlet okullarında o saate kadar aldığı eğitim boş bir eğitim mi? Yani o çocuklar o saate kadar ne yapıyorlar, ne yapılıyor ki tekrar okuldan sonra akşam geç saatlere kadar bütün cumartesi pazarlarını dershane köşelerinde geçirerek çocuğun, bırakın kendi kendine dinlenecek, kendi kendine çeşitli aktiviteler yapacak vakti, ders çalışacak vakti bile kalmıyor. Bu ülkemizdeki öğrencilerimiz için gerçekten çok ciddi bir zarar olması dolayısıyla bu kararın uygun olduğunu düşünüyorum. Peki, özel eğitim kurumları kurucusu Nesibe Aydın, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Buyurun. Ben bir de şundan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki yıl için, gerçi bakanlığımız açıkladı, Milli Eğitim Bakanlığımız, önümüzdeki yıl için gerek bu yılın sonunda kapatılacak temel liselere, gerek özel eğitim kurslarından, bunlar bursluluk sınavları vesaire düzenliyorlar, hiçbir şekilde kayıt yaptırmamaları, buralara herhangi bir ödeme yapmamalarını velilerimize öneriyorum. Ayrıca dershanelerin, yani özel eğitim kurslarının kapanmasından kaynaklı merdiven altı, kurslar, bürolar, özel takviye, özel derslerle ilgili de bu kayıt dışı bürolara, kayıt dışı kurslara hiçbir şekilde itibar göstermemelerini, çünkü buralar artık tamamen denetimsiz olacağı için çocuklarının zarar göreceğini düşünerek buralara da hiçbir şekilde kayıt yaptırmamaları, buralara itibar etmemelerini de tüm velilerimize öneriyorum. Peki. Velilerimiz, öğrencilerimiz rahat olsunlar. Gerek devlet okullarındaki, gerek özel okullardaki öğrencilerimiz kendi okullarında alacakları eğitimle, artı devlet okullarında verilecek olan kurslar devam ediyor, halk eğitim kursları devam ediyor, buralardaki çalışmalarına devam etmelerini öneriyorum. Peki, teşekkürler. Sağ olun.